he can become a very important player for Juventus and also for Turkish, because he is a talent. He have a big quality, is strong, and he is a very serious player and very serious person. So they are everything. He has everything to be a top player for Juventus and also for a Turkish team. Bence kendisi Kenan Yıldız hem Juventus için hem Türk milli takımı için, Türkiye milli takımı için çok önemli bir oyuncu olabilir. Çünkü kendisi hem kaliteli, hem güçlü, hem de yetenekli bir futbolcu. Oyunculuk olarak da ciddi, kişilik olarak da ciddi birisi gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla hem Juventus'ta hem de Türk milli takımında en iyi oyuncu olabilmek adına gerekli olan potansiyele ve kapasiteye sahip bir oyuncu. I think this is a big race like in Turkey. Inter Juventus like Fenerbahçe Galatasaray. I know Hakan very well. I spoke with him 2 or 3 months ago. I am very happy to watch him in this performance, in that performance, because I think he's one of the best midfield in the world at the moment. And I don't know. Maybe Juventus has a little chance to win the league because they don't have the cup, and the Inter Milan has Champions League, and so I think that at the end of the season, Inter Juventus fight until the last matches. Bana göre orada da şu anda kıyasıya devam eden bir yarış söz konusu. Oradaki rekabet, Juventus-Inter rekabeti, buradaki Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine benzer. Hakan Çalhanoğlu'nu tabii ki de tanıyorum. Kendisiyle zaten 2-3 ay önce de bir görüşmem olmuştu. Oyununu, futbolunu izlemekten gerçekten büyük bir keyif alıyorum. Ve şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Bu noktada şampiyonluk yarışıyla alakalı olarak belki Juventus biraz daha şanslı olabilir ligi kazanma noktasında. Çünkü Inter Milan Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyor aynı zamanda. Tabii ki de sezon sonuna kadar öyle zannediyorum ki son maça kadar Inter ve Juventus arasındaki bu rekabet devam edecektir diye düşünüyorum. Bu yolculuğu birlikte yapalım istiyorum ve umarım 2036'da dünyanın en önemli spor şölenini İstanbul'a kazandırırız. Çok yakışacağını düşünüyorum. İstanbul hem bulunduğu konum itibariyle hem tarihi olarak da baktığınızda bence eksiklik hala olmaması. İnşallah bunu kazandırırız ve o dönemde içinizden hem oynayanlar olur hem yönetenler olur. Ama Eczacıbaşı kulübü zaten muhtemeldir ki o tarihte de olimpiyatlarda sporcusu olan bir kulübümüz olacaktır.